Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 21-27 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, evet geçtiğimiz hafta Başak yeni ayı doğmuştu ve bu hafta ayın ışığı yavaş yavaş büyürken yeni ayında enerjilerini hayatımıza dahil etmeye devam edeceğiz. Ve bu hafta güneş artık burcunuza geçiyor. 22 Eylül'den itibaren güneş sizin için parlayacak. Ve bu hafta doğan tüm terazi burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir yıl dilerim size. Ve yükseleni terazi olanlarımızın da güneş yükselen burcuna hareket ediyor. Tabii ki onlar da biraz daha dikkat çekmek, daha isteyecekler, hayatta biraz daha belki kendilerini göstermek, ifade etmek, inisiyatif almak için de ve hayatlarına yeni enerjileri dahil etmek için de güçlü bir döneme girecekler. Evet, bu hafta Merkür terazi burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Dolayısıyla hayatınızda iletişimle ilgili konular, zihinsel anlamda aktiviteler, eğitimle ilgili konular yoğun bir şekilde gündemde olabilir. Pazartesi günü Ay Akrep Burcu'nda olacak. Pazartesi günü genel olarak duygusal motivasyonlarınız parasal kazançlarınıza yöneliyor. Bütçenizle ilgili konular, paranızı nasıl değerlendireceksiniz, belki bazı paylaşımlar, ödemeler, alışverişler. Evet, Pazartesi günü sizin için öncelikli hale gelebilir. Evet, parasal bazı stresler de hissedebilirsiniz. Örneğin bazı masraflar var ya da zorunlu harcamalar var. Salıdan itibaren Ay Yay burcunda olacak. Salı ve çarşamba iletişimin çok öne çıktığı iki gün. Çok sayıda bilgi alabilirsiniz. Görüşmeler, toplantılar, randevular olabilir. Sosyal medyada da aktif olabileceğiniz günler. İş hayatınızda, ticari hayatınızda, öğrenciyseniz eğitim hayatınızda çok aktif olabileceğiniz iki gün. Hatta belki bazı yeni kararlar vermeniz, bazı başlangıçlar yapmanız da mümkün görünüyor. Ve perşembeden itibaren Ay Oğlak Burcu'nda, Ay Oğlak'tan geçerken sorumluluk duygularımız artar ve evimizle ilgili konuları, özellikle ailemizle ilgili konuları biraz daha ön plana alabiliriz. Evde yapılacak işlere daha fazla odaklanabilirsiniz. Perşembe ve Cuma evde daha fazla zaman geçirmeniz ve günlük hayatınızda biraz özel hayatınız ve kendi yalnızlığınıza zaman ayırmanız da mümkün görünüyor. Bu hafta burcunuzdaki Merkür, tam karşıt burcunuzda gerilemekte olan Mars'a karşıt açı yapacak. Tabii ki Merkür-Mars karşıtlığından bu hafta etki almanız mümkün görünüyor. Özellikle 23 Eylül, 24 Eylül, 25 Eylül'de lütfen sevgili teraziler, her türlü ilişki dinamiğinizde biraz lütfen sağlık, daha dengeli olmaya çalışın. Yani eşinizle herhangi bir konuda tartışma imkanınız var. Yani fikirsel ayrılıklar olabilir ya da karşınızdaki kişinin beklentileri biraz size böyle çok bencil gelebilir, çok fevri hareketleri olabilir, çok agresif davranabilir karşınızdaki kişi. Yani eşiniz olabilir, partneriniz olabilir, yakın bir arkadaşınızdır, ortağınızdır. Sizin daha dengeli olmanız gerekiyor. Daha böyle hani sabırlı belki olmak gerekiyor. Anlaşma zemini bulamayacağınız konularda gereksiz tartışmalardan da şu dönemde uzak durmak gerekiyor sevgili teraziler. Hafta sonu Ay Kova burcunda duygusal olarak daha rahat geçireceksiniz hafta sonunu. Ve Ay Kova burcunda günlük hayatınızda sizi mutlu edecek, eğlenebileceğiniz, keyif alabileceğiniz konuları hayatınıza dahil edebileceğinizi gösteriyor. Hani kişisel hobilerinizle uğraşabilirsiniz. Çocuklarınızla güzel, keyifli, eğlenceli bir şeyler yapabilirsiniz. Veya aşk hayatınızda romantizme daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir hafta dilerim. Hoşça kalın.